Bugün 16 Temmuz Cuma. Nöbetimizin 133. direnişimizin 194. günündeyiz. Sizlere halen basının alınmadığı, çevresinde polisin ağır silahlarla devriye gezdiği, her köşesinin kameralarla özel ve sivil güvenlik güçleriyle denetlenmeye çalışıldığı, girişlerin yüksek demir parmaklıkların yerleştirildiği ve artık Melih Bulu'nun olmadığı kampüsümüzden sesleniyoruz. Yani hocalar bir araya geldik ve okulun meşruiyetini yansıtacak, bileşenlerin onayını alabilecek hocaları aday olarak göstermek istiyoruz. Ve YÖK'e onları önermek istiyoruz. Tepeden inme dayattıkları bir aday olmasını istemiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz, öyle söyleyeyim. Üniversitelerin kendi akademik yöneticilerini belirleyebilmeleri için bir kanun değişikliğine ihtiyaç var. Geçen hafta mecliste temsil edilen tüm partileri ziyaret edip onlara bunu aktardık. Ve buna yönelik bir çalışmamız var. Üniversitelerde yönetim yapılanması komisyonu diye bir komisyonumuz rapor hazırladı. Bu raporun bir özetini sunduk ve bu kanun çalışmasına yönelik katkı vermek istediğimizi, hazır olduğumuzu söyledik. Bizim beklentimiz, talebimiz üniversitelerin anayasamızda tarif edilen özerk kurumlar olarak yönetilebilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması. Hadi istifaet! Kayyumluğun içinden Naci İnci ve Fazıl Önder Sönmez çıktılar. Kendi işte çakarlı araçları vardı. Kendilerine tahsis edilmiş. Ona bindiler. Biz de onları görünce tabii utanmaları olmadığı için biraz yuhaladık. Daha sonrasında sizi de göndereceğiz dedik. Çünkü direnişimize, 6 aylık direnişimize Melih'i gönderdik. Tabii bu bizim için bitmiş bir şey değil. Yani direniş bitmiş bir şey değil. Bu atanma sistemine karşı direniyoruz. Demokratik seçim istiyoruz. Bütün bileşenlerin olduğu, bütün bileşenlerin karar verdiği bir demokratik seçim istiyoruz. Bunu sadece kendi üniversitemiz için de istemiyoruz. Türkiye'deki her şey için istiyoruz aslında. Bütün kayyumlar gidene kadar da direneceğiz. Üniversitemiz bünyesinde Boğaziçi Üniversitesi'nin etik ilkelerine bağlılığını beyan eden adaylarla yapılacak demokratik bir aday belirleme sürecinin bugün itibariyle başladığını ilan ediyoruz. Geçen hafta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü'nün kurum dalında Boğaziçi Üniversitesi demokratik direniş bileşenlerine verileceği açıklandı. 6 ay aşan mücadelemize destek veren tüm dostlarımıza ve tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.